geldik manşete. Telefon bilgisayar desteğini biz kendi aramızda toplarız. Bununla bilinçsiz seçmeni bile kandıramazlar demiş. Nasıl verecek bu telefon parasını? Devlet kesin ona da kıstas koymuştur. Bir de öyle bir durum var ya. Doğru valla. Telefon parasını nasıl verecek diye. Şimdi gelelim manşete. Manşet vaat mi? Vaat mi? Kandırmaca mı diye bir soru sorduk. Burada neden bahsediyoruz? İşte bir vaat vardı Erdoğan'ın. Seçim öncesi vaat de şuydu. Seçim öncesi ben dedi öğrencilere ücretsiz telefon vereceğim ve bilgisayar vereceğim ama ücretsiz dedi. Yani şu kadarı devletten bu kadarı tam herhalde öyle dedi değil mi Ahmet? Ücretsiz telefon vaadinde bulundu. Ha, bugün herkes onu bekliyordu. İndirimli telefon vaadi miydi bu? Ha, nasıl söylediğine de bakmak gerekiyor Erdoğan'ın. Bir bulabilirsen sen eğer yayın sırasında. İndirimli telefon mu yoksa ücretsiz telefon mu dedi. Onun üstünde de en azından bir şeyler söyleme fırsatı olur. Şimdi burada Erdoğan bu vaadini yerine getirdi diyenlerden olabilirsiniz. Evet, dün kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısının sonrasında dedik ki gençlerimize telefon veriyoruz. Lütfen, teşekkür ederim, sağ olasın. İşte 9500 liraya kadar dedi. Aşmayacak. 9000 oraya da özellikle vurgulamışlar. 9500'ü aşmayan telefon vereceğiz gençlere dedi ve bunun 5500 lirası devletten, 4000 lirası da gençten alınacak. Ya, gençten filan değil. Yani gencin parası yok ki zaten. Ailesi verecek o parayı. Yani hangi genç 4500 lirayı verebilecek ki 17-18 yaşında? Bir de kaç yaşına kadar alabiliyor bu genç kavramı, kaça kadar acaba? Ona da bir bakmak gerekiyor. Kime göre genç? Şimdi bir kere bunun koşullarına bir bakmak gerekiyor. Bakayım. Neymiş bir bakalım bu. Seçim vaadi bu. Yola devam doğru adımlarla yüksek öğrenimdeki gençlere. Ha, yüksek öğrenimdeki. Üniversite gençliği bu. Üniversitede okuyan gençlere. Üniversitede okuyan. Bu ayrımı iyi koyalım. Yani gidip de lisede, ortaokulda okuyanlar falan değil. Üniversitede okuyan gençlere vergi muafiyeti sağlanacak. Vergi muafiyeti sağlanacak. Yüksek öğretimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayarlarda vergi muafiyeti sağlanacak. Ve aylık 10 GB internet ücretsiz verilecek. Şimdi gerçekten vergi muafiyeti sağlandı mı? KDV ve ÖTV var bunlarda zaten değil mi? İkisinde de var diye biliyorum. Elektronik eşyalarda da evet elektronik eşyalarda KDV %20 diyor Ahmet. Yani burada o zaman yapıldı mı bu indirim? Yani yapılmamış mı? %16.7. Geleceğiz ona da. Şimdi gelelim. Yani bu şeye benzedi aslında. Mülakatın kaldırılacağı dediği noktaya. Ama nereden baktığınız önemli. Evet. 9500 liralık telefonu alabilirsin. 5500'ü benden, 4500'ü devletten diyerek tamam. O vaadini yerine getir diyebilirsin. Ama gerçekten burada neden 9500 liralık bir telefondan sınır getirildi? Veya bu telefon gerçekten yüksek öğretimdeki çocukların işlerine yarayacak mı? Yoksa sadece alo nasılsın demeye mi yarayacak? Şimdi ben bir telefoncuyla konuştum. 4 RAM çocuklara yetmiyormuş, gençlere yetmiyormuş. 6 ve 8 RAM arıyorlarmış. O da 9500 liralık telefonlar içerisinde bulunması çok zormuş. Bu fiyatta bulunması zaten öyle iPhone falan değil. Samsung falan değil yani böyle Xiaomi Miami gibi. 11 Nisan'da da şunu söylemiş Erdoğan. Arşivden sözleri buluyoruz. Yüksek öğretimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu bilgisayar edinmede vergi muafiyeti sağlayacak. Ayrıca aylık 10 GB internet vereceğiz. Şimdi burada 9500'ün 5500'ün devlet karşılıyor. Ama 9500'lük bir sınır getirdi. 9500'lük telefon yüksek öğrenimde gerçekten internet o kolaylığını sağlayabilecek, o RAM'e, o kapasiteye sahip bir telefon mu? Ne kadar işlevsel ve ne kadar stoklarda var? Ne kadarı bulacak? Ne kadar üniversite talebesinin hepsine mi karşılayacaksınız? Karşılayabilecek misiniz? Öyle bir akın akın geldiğinde o insanlara gerçekten bu kaynağı yaratabilecek misiniz? Bunu sorgulamak gerekiyor. Gelelim bilgisayara. Bilgisayarlarda da %16.7'si, %16.7'si karşılanacak. Bilgisayarın %16.7'sini karşılayacaklar. Yuvarlayalım. %17'si karşılanacak devlet tarafından. Şimdi peki hani vergi muafiyeti deniyor ya. Bunlarda hem ÖTV var hem KDV var değil mi? ÖTV var mı bunlarda? KDV yok herhalde. Var mıdır mı? Oluyor. Bilgisayarlarda var mı ÖTV? Bir bakar mısın? Ama KDV olduğunu biliyoruz. KDV zaten %20. Ne oldu vergi muafiyeti peki? Vergi muafiyetinin altında bir oran yapmışsınız. Yani sözü bile yerine getirmiyorsunuz ya.
o sözü bile yerine getirmemek ayıp değil midir ya? Şeyde de böyleydi, mülakatta da böyleydi ve şimdi bilgisayarda da böyle. Tabii bu bilgisayarda insanlar akın akın gelirse onu karşılayabilecek misiniz? O para, o kaynak elinizde var mı yok mu? Bunların hepsini tartışmak gerekiyor. Ama şu bir kesin, vergi muafiyeti sağlanacak sözü havada kaldı, yalan. Gerçekleşmedi. Lütfen bu sözünüzü yerine getirin. Bakın bir adım attınız. Eyvallah. Çok güzel. En azından vaadinizin yerine getirilmesi için bir şeyler yapıyorsunuz. Yaptınız. Lütfen o vaadin yerine getirilmesi için vergi muafiyeti sağlayacak o cümlenin hakkını verin. KDV'si %20, %20 oranında o zaman. Bu insanlar KDV ödemesinler, vergi ödemesinler. Vergisiz ulaşsınlar ona. Bakın Samsung Galaxy A300, A31, 9499 liraymış. Var öyle bir telefon herhalde. Stoklarda ne kadar var? Onu da bilmiyoruz. Var mıdır, yok mudur? Şimdi ben bir arkadaşımla konuştum. Dedi ki bana bu arkadaşım, işte MediaMarkt'ta, efendime söyleyeyim Teknoso'da, Vatan'da %50 stoklarda var dedi. Şimdi onlar bittiğinde ne olacak? Peki kimler seçilecek? Peki her gelen, her başvuru kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Teminat olarak bir şey istenecek mi, istenmeyecek mi? Bu arada İzmir'de Teknofest başladı. Etkinlik Çiğli Havalimanı'nda 1 Ekim'e kadar sürecek. Etkinlik İzmir'de, Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde yapılıyor. Şu anda da görüyorum ben şeyde, Sözcü'de. Teknofest İzmir'de başladı. Çiğli Havalimanı'nda, askeri bir üslü orası. 1 Ekim'e kadar da sürecek. Teknofest'e gidebilirsiniz.